öyle ama yok. Ya gelir ya gider bir karar verirsin. Baştansa ama yok. Ya sever ya siler, sen aşkı bilirsin. Başka çare yok. Başka çare yok. Ait. Günaydın. 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 Merhaba. Güzel, çok keyifli bir program bizleri bekliyor. Periskop'tan da canlı yayınımızı yaptık. Video aralarında da yapacağız. Artık bize sürprizler yaparsın değil mi Cem? Tabii tabii yaparım. Periskop, tamam. Periskop'tan da biz daha takip etsinler, konuşamam abi. Günaydın, hoş geldin. Nasılsın? Seni görmek çok güzel. Sağ olun, teşekkürler. Seni duyurduğumuzdan beri inanılmaz bir tweet alıyoruz bu arada. Bunu söylemek istiyorum. Dizi çok beğeniliyor. Müzisyenliğin, şarkıların, sesin, yorumun çok beğeniliyor. Konuşulacak çok şey var. Hoş geldin demek istiyorum ama hiç yani video olsun, single olsun, oyunculuk olsun bunlara girmeden önce güzel bir yaz geçirdik. Evet. İkinci konuğumuzsun. Konuk sezonunun açılışını yaptık. İlk simge bizlerle birlikteydi. İkinci konuğumuz sensin. Yaz tatilin nasıl geçti? Hadi böyle girelim, bir rahatlayalım yaz, önce. Yaz tatil mi? Var mı? Yani, yok mu? Sen hiç öyle mi bir şey geçmedi tatil yani başımdan da. Çok yoğun geçti gerçekten. İnadına aşk, işte onun çekimlerine başladık. Ondan o çekimlere başlamadan hemen önce Santorini'deydim. Sevemez Kimse Senin çekimleri için Yunanistan'a gittik. Orada güzel bir klip çektik, hazırladık. Evet. Döndük, döner dönmez işte onun daha montajı bitmeden İnadına Aşk'ın çekimleri başladı. Ya böyle bir gürüdür gidiyor benim için. Bir setten gözümü açıyorum, setteyim, uyanıyorum setteyim falan. Ya o şekilde. Evet, onları konuşacağız. Peki çok yoğun yani hiç mi dinlenemedin? Yani dinlenemedim ama bundan böyle hani şey hayıflanıp şikayetçi falan değilim. Yani çok evet çok koşturuyoruz, çok yoğun geçiyor. Hı hı. Ama o kadar güzel feedbackler alıyoruz, o kadar güzel insanların sevgisini kazanıyoruz. Gerçekten o yorgunluğa da değiyor, o koşturmaya da değiyor. Peki en son single'ın, en yeni single'ın evet. Sor şarkısıyla gündemdesin. Sor. Yani hem oyunculuk hem müzisyen kimliğinle gündemdesin aslında. Evet. Her yerde Cem Belevi'yi görmekteyiz. Nasıl bir hayat, değişiklik oldu mu hayatında? Yani ben zaten 2013 yılında ilk albümümü yaptım, evet, ilk klibimi çektim. Bir evet. şekilde orada ufak ufak tuğla koymaya başlamıştım. Yani bu sektörde evet. bir adım adım basamakları çıkmaya başlamıştım. Hı-hı. Dizi oyunculuğu bana yani çok yeni hayatımda ama hı-hı. ilk klibimi çektiğimden beri bir sürü teklif geldi bana. Ayşe'yle olan düet. Yok, daha Günaydın Sevgilim. Ha, Günaydın daha, ondan Sevgilim. Önceki. Hı-hı. Ondan sonra bir sürü oyunculuk teklifleri geldi ve böyle hani bayağı tutmuş diziler, bayağı yani başroller falan geldi. Ben böyle hiç beklemiyordum açıkçası. Hı-hı. Ondan sonra beni de heyecanlandıran projelerdi ama eğitimim fazla yoktu. Ondan sonra eğitim aldım. Kendimi evet, biraz daha hazır hissedince, İnadına Aşk gibi güzel bir projede Osman Sınav'dan gelince direkt değerlendirmek istedim yani. O zaman madem diziden girdik, diziyle ilgili konuşmaya devam edelim. Edelim. Deniz karakterini canlandırmaktasın. Evet. Gençler, özellikle genç kızlarımız bayılıyor. Dizinin reytingleri de gayet iyi bu arada. Gerçekten evet, çok evet, seviliyor. Evet, çok iyi. İyi tutuldu, gençlik dizisi. Evet. Aşkın yüksek olduğu bir dizi. Çapkın bir karakteri canlandırıyorsun. Nasıl, diziyi biraz anlatır mısın? Ya dizi... Ve şu anda neler olacak mesela? Şimdi Deniz'den bahsedeyim, diziden bahsedeyim. Deniz'den bahset, diziden bahset, ekibinden, vallahi ekiple memnun musun bu arada? Çok, arkadaşlığınız nasıl? Ya çok şükür. Çünkü çoğu insanın merak ettiği konular evet, bunlar. Evet, evet. Yani gerçekten hep söylerler işte set ortamlarında arkadaşlıklar işte zor kurulur, samimi olmaz, şu olur bu. Biz gerçekten o kadar güzel bir enerji yakaladık ki. Zaten diziden görüntülerde, bütün ekranlarda. Ekiple birlikte. Hı-hı. Ya biz şöyle çok çalışıyoruz. Hani günümüzün çoğunu sette geçiriyoruz. Ama bize yani o kadar keyifli zaman geçiriyoruz ki setten sonra da beraber buluşup bir şeyler içiyoruz, bir araya geliyoruz. İşte bana geliyorlar, gitar çalıyorum, arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarımla ben onlara gidiyorum falan. Çok keyifli. Çok iyi ya. Çok, gerçekten ama nazar değmesin çok güzel bir arkadaşlığımız var yani. Oh süper. Romantik şizofren demişken soruyu ekrana da verebiliriz. Uzun uzun yazmışsın. Romantik şizofren. İlk önce Melis abla Cem Belevi'yi çok sevdiğimi belirtmek isterim. İlk çıktığı günden beri beğenerek takip ediyorum. Ve son olarak da İnadına Aşk'ta Deniz Aras rolü. Dizide Günaydın Sevgilimi söylemişti. Aşırı güzeldi. Zaten Cem cover yapmayı çok seviyor. Evet seviyorum. Mesela hemen hop oradan bir soru yönelteyim. Hangi şarkıları coverlamayı çok seviyorsun? Ne tarz? Ya kimleri? Ya çok sevilen şarkılarını. İşte sevemez bir anda öyle gelince. Sevemez Kimse Seni yaptık evet. mesela en son. Evet. Ayşe ile Kim Ne Derse Desin'i yapmıştık. Mesela başka kimleri coverlamak isterdin? Ya ben aslında biraz şey hoşuma gidiyor. Böyle Türk sanat müziği şarkılarını. Onları böyle biraz daha pop soundlarında
coverlar yapmayı. O zaman ilerleyen zamanlarda evet. Belki böyle bir projelerle karşımıza evet, çıkacak. Şimdi biraz daha kendi şarkılarından tabii gideyim. Dizi setinden zaman kalırsa evet. Bir de öyle evet. Bir durum var. Peki Azerbaycan'a gelse keşke onu canlı canlı görmek ve dinlemek çok güzel olurdu. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve sorularım. En çok şarkıcılığı mı seviyor yoksa oyunculuğu mu? Şimdi tabii hem oyunculuk hem müzisyenlik olduğu için evet. Hani ayrımı yapmak çok zordur ama sen ne dersin? Ya böyle şey bana... İkisinin işte, de keyfi bambaşka. Hep açıkçası. Böyle şey diyorlar şarkıcılık mı oyunculuk mu işte ona mı devam edeceksin bunun mu? Yani hani yiyecek misin içecek misin gibi geliyor bana yani ikisini de yapmadan... Sağlığım hani yerinde olduğu sürece aynı, süre devam aynen edeceğim. Öyle. Yani bir de şöyle ben ya, müzik beste yaptığım için zaten bir şekilde bu sektöre girdim. Sonra kendimi dizi sektöründe buldum. Aha. Hani bu öz bende olduğu sürece hep bu devam edecek yani şarkı yazmaya devam edeceğim. Yani ama... Hı hı. Oyunculuğu da beni heyecanlandıran projeler geldikçe devam ettireceğim. Peki, iki kiminle düet yapmak istiyor? Çok soru var zaten yani, bununla ilgili. Hani yapmak istediğin isimler elbet ben, vardır. Yani Ajda Pekkan'la düet yapmak çok hı hı. İsterim mesela. Hı hı. Peki, Cem'den rock dinleyebilecek miyiz ilerleyen zamanlarda? Ve Bakü'den koskocaman selamlar severek izleyip dinliyoruz. Bakü'ye çok selamlar. Gerçekten Azerbaycan'dan çok böyle sevenlerimin yorumlarını okuyorum, çok sağ olsunlar. Hı hı. Rock mı? Evet. Evet, yani. Hani Türk sanat çok müziği böyle... var. Evet, evet, seviyorum. Ama rock yani böyle var. Tamamen işte rock yapacağım falan değil. Hani bir şarkı, iki şarkı falan okumak isterim. Peki, dün gece not aldım. Aysun Ekiz göndermiş, onun sorularına yer vereceğim. Çünkü bugün sınavından dolayı programa geç katılabilirmiş. Mesela hiç pazar günü sabahı kalkıp günlerden pazar olduğunu unutup işe gittiniz mi? Günlerden pazar. Ya da günlerini şaşırdığın oldu mu? Günlerimi şaşır. Evet, dizi gerçekten oldu yani bu şey değil, şaka değil. Yani ne diyorsun mesela? Bugün hani ya bir kere hep şeyle kalkıyorum böyle. İşte sete geç kaldım falan şeyle kalkıyorum. Saat kaç gibi uyanıyorsun? Mesela çekimlerin saat kaçla kaç arası yapılıyor? Seni kaçta alıyorlar? Yani değişiyor o senaryonun o günkü durumuna göre değişiyor yani. Ama genelde sabah, kalkış kaç? Yani sabah benim 8 yani 8'de başladığımda oluyor. İşte gece 12'de başladığımda oluyor. Yani. O yüzden uyku evet. Düzeni diye bir şey yok. Böyle. Kalmıyor. Peki devam edelim. İnternette günde ortalama ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Yine Aysun'cum senin sorularınla devam İnternette, ediyorum. İnternette derken sosyal medyada sizin yazdığınız o güzel yorumları okumakla biraz vaktim geçiyor. Onun işte Instagram'a bir şeyler koymakla, kim ne koymuş onlara bakmakla falan. Evet vaktim geçiyor ve hepimiz öyle bir hale geldik ki Melis yani. İşte internet çekmediği zaman sanki elimiz ayağımız böyle şey eksik, hayatımızda bir şey eksik hale canım, gelmiş durumdayız maalesef. Telefonu 2 dakika maalesef. Bırakamıyorsun. Evet. Peki sorulardan bir tanesi de internetteki sosyal paylaşım sitelerinin sevdası arttıkça her anımızı karelendirip büyük bir hevesle o fotoğrafları hemen paylaşır olduk. Evet. Siz de çek sosyal medyaya koyacağım diyenlerden misiniz? Şu anda... Güzel bir soru. Yani onu yapıyoruz, selfie falan çekiyoruz. Ama şöyle yapıyoruz. Şu anda bile çekimdeyiz. Ama yani. şu anda mesela periskop, evet. periskop açık yani bir yandan da. Ama bir dakika şu anda hani şeydesin, televizyondasın. Evet. Hani mesela evdeyken böyle evet. Bir şey yapıyor musun? Evdeyken hani kendimi çekeyim, koyayım. Hani o tarz yani, insanlardan mısın? Bu sektör beni bu hale getirdi Melis maalesef. Yani tamam, ben böyle peki, değildim okay. Gerçekten. O zaman yaşarken evet oldum yani. Diyoruz her şeye evet. Yani, ve son olarak da mesela demiş ki sizce sevgi ve saygı evlilik için yeterli mi yoksa anlaşma evliliğin vazgeçilmez ilkesi mi? Bence ilk önce ilişkilerde arkadaşlık çok önemli. Yani o arkadaşlık o frekans yakalandıktan sonra saygıyla beslenirse yürüyen evliliklerde böyle oluyor bence. Hmm. Bir arkadaşımız demiş ki Cem bir gülüş atabilir mi kameraya ne olur ya biliyorsunuz ki. Bak gülüyor periskop orada açık ekran. Şimdi arkadaşlar bu sezon şöyle bir şey yapıyoruz biliyorsunuz ki konuklarımızdan yüz ifadeleri mimiklerini ne kadar kullanıyorlar. Ama ona biraz daha var ve biz bunlardan çok güzel de teaser hazırlamayı düşünüyoruz. Mimiklerini çok kullandığını fark ettik. Senden de güzel yüz ifadeleri alırız diye düşünüyorum Cem. Olur yani. Peki en son. Son Sor şarkısına yepyeni bir video evet, geldi. Evet. Farklı versiyonları bulunmakta. Aynen. Kim yönetmenliğinde çekildi? Nerede çekimler gerçekleşti? bu single'ından sonra ilerleyen zamanlarda ne tarz projelerde Cem Belevi'yi göreceğiz? Evet. Neler yapacak? Çünkü set çok yoğun geçiyor. Evet. Yani konserler, albüm çalışmaları ne kadar vakit ayırıyorsun ve söz sende? Evet, benim... Bir albüm yapacak kadar şarkılarım hazır, bestelerim ama onların yani tekrar düzenlenmesi gerekiyor.
aranje edilmesi gerekiyor falan. Hani böyle bir mesai maalesef şu an olmadığı için ben de biten şarkılarımı böyle şu bu aralar teker teker çıkartacağım. Sor o aslında 2 sene önce yazdığım bir şarkı. Daha yeni imkan bulabildim çıkartmak için. Sude Bilge Demir'le beraber yazdığımız bir şarkı. Benim nakaratını o yazdı. Emirhan Cengiz aranje etti. Şarkı hazırdı ama bir türlü yapımcımızı böyle şey yapamıyorduk. Hani çıkalım zamanı var, doğru zamanı var diye bekletiyordu. Bu sırada işte mesela Sor hazırken, ben Sor'la çıkış yapmayı planlarken biz Ayşe'yle düet yaptık. Kim ne derse desini. Ondan sonra Embo Orkestrası'nda Günaydın Sevgilim çıktı. İşte Sevemez Kimse Seni çıktı. Seni dizi çıktı. Başladı. Artık hadi falan diyedi. Evet. Ama doğru bir zamanda çıktığını düşünüyoruz. Bağdat Caddesi'nde çektik Sor'un klibini. Ben çok seviyorum o bölgede yaşıyorum zaten. Evet. Orada olsun isterim. Eğlenceli de bir klip oldu. Ulaş Ergin çekti klibi. Yani bir gün boyunca... Böyle sevdiğin yönetmenler var mı? Var. Tanışmak ya da onlarla çalışmak istediğin. Zaten şey, yani yavaş yavaş onlara da imkan buluyorum. Yani sektörde olduğun için artık yavaş yavaş tanıyorsun. Evet, yani işte Murat Küçük, klip yönetmenlerinden bahsediyorum. Murat Küçük onlardan biriydi mesela. Ayşe'yle nasıldı? Valla o proje... Bayağı tutuldunuz. Yani aslında yani senin de nasıl desem tanınmanda aslında tabii. Büyük bir etkisi ya oldu. Ya ben şey zannediyorum. Yani bir çok fazla duygusal baktığımı anladım hani müzik sektörüne girerken. İşte benim şarkılarım olsun, işte her şeyin... Yani öyle kendim tasarlamıştım ilk albümümde. Ama sektörde farklı böyle doneler var. Onları takip etmezseniz profesyonel anlamda yol alamıyorsunuz. Yapımcım Samsun Demir bana işte bak mesela Sor gibi bir şarkı hazırken bana dedi ki biraz daha farklı projelerle hareket etmen lazım. Ne yapmak lazım? Ne gibi bir mesela? Düet mesela. Bir cover, bir düet. Yani mesela şu an cover yapmak çok popüler. Düet yapmak da güzel. Ayşe ile sen çok güzel bir çift olursun dedi. Bizi bir araya getirdi. Sonra Mustafa Ceceli aranjeyi yaptı. Çok da güzel bir klip çekildi. Ben hani girdik bir yola bakalım ne olacak falan derken bir anda o kadar popüler oldu ki şarkı. Mesela daha dün baktım 25 milyonu geçmiş sadece YouTube'daki dinlenmesi. Bir sürü televizyon programına katıldık. O katıldığım televizyon programlarından bir tanesinde zaten İnadın Aşkın Kast Direktörü beni görüp tekrar hatırlıyor. Ondan sonra oyunculuk teklif ediyor falan. Öyle mi? Tabii yani hepsi birbirini böyle şey, bağlantılı. Zincir halkası gibi bağlantılı gelişti yani bu kariyerim. Sevemez kimse seni. Söyleyecek misin? Bak söyleyecek misin diyorum. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Evru bak ne diyor? Diyorum. Program çok eğlenceli geçiyor. Gerçekten evet, seni yakından tanıdık. Çok sevindik. İyi ki geldin. Bence vallahi. Yine gel ya. İnşallah enerjimize gelirim. Enerji kattın vallahi gerçekten. Gelirim. Sabah enerjimiz Cem Belevi. Peki mimiklere geçelim. Yüz ifadelerine geçelim. Normalde kullanır mısın mimiklerini? Yok çok donuk bir insanımdır. Hiç olduğum gibi yürürüm böyle. Kullanıyorum tabii ki. Niye öyle? Ya tamam da. Yukarı reji koptu yalnız. Hayır belki sokakta hani gerçekten donuksundur. Hani olabilir yani. Yok, değilsin de, tamam. Çok... Peki başlıyoruz o zaman. Kamera Cem Belevi'de. Evet. İlk neyle başlayalım? Sevemez kimse seviyor. Neyle başlayalım? Peki gülerken Cem Belevi. Evet görüyorsunuz. Hep gördük. Peki şaşkın Cem Belevi. Bu ne ya? Küçük Emrah gibi anınca. Şaşırdım ama çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Gerçekten şaşırınca var mısın? Vallahi şaşırdım şu an, evet. Tamam. Peki. Biz evet. Bu yayını yapabilecek miyiz? Ne? Sinirlendiğinde. Gerçekten bir şeye sinirlendiğini düşün. İlk tepkin ne oluyor? Ha, burun deliklerin şişiyor. Böyle bir bakış atıyorsun. Göz devirme var mıdır normalde? O tripte oluyor. Yap bakalım. Trip atarken. Ay. Peki çıldırmış Cem Belevi. Ya bak bunu yapmayacaktık ama. Yapalım. Uçan adam sabrı gibi atıyormuşum kendimi. Vallahi çok iyiyiz şimdi çıldırmayalım ya. Ama o yani. Ya Melis çıldırtma bizi ya Allah Allah hayret bir şeysin. Yalnız niye yapıyoruz bir dakika şimdi? Ya ne oluyoruz ya Melis çıldırtma. Çekemedin değil mi Ebru? O anı yetişemedim. Niye yetişemiyorsunuz kardeşim falan diye. Vallahi bak oyunculuk yapıyor olmasam hiç böyle yapamazdım bunları biliyor musun? İyi ki başlamışım bu işe. Yani
bu şey çıkmazdı. Güzel yalnız ya. Tamam, çıldırma hali, tripli hali, kızgın hali, başka şaşkını da yaptık. Kalmadı galiba. Yalnız ben şoktayım. Başka ne yapayım? Sen hala atlatamadın kendini. Oynadık, bitti o. Geçti Melis. Bitti, geçti. Geçti, tamam. Yok. Tamam ya. Ha, üzgün tabii ki. Mahzun. Üzgün. Ya yemin ediyorum Erik Morris tekniğiyle onca ders aldım da bu kadar hızlı geçiş yaptırmadılar bize ya. Ne yapıyorsun? Üzgün halin, mahzun halin nasıl? Ya da bir şey istiyorsun çok ama olmuyor. Ne yaparsın? Nasıl bir mimik yüz ifadesi? Ay yalnız şu anda herhalde ekran başındakiler yani eridi, eridi, bitti. Cem kendine gel, tamam oldu, bitti. Tamam, alacağım o oyuncağı. Tamam, söz veriyorum. Almayacak. Kaldı, tamam. Çıkamıyor değil mi adam rolden? Böyle gidiyor. Peki, Ertuğrul demiş ki ses sana o kadar güzel ve hoş çıkıyor ki hiç seslendirme eğitimi almayı düşündü mü? Bence dublaj yapmalı. Aldım. Zaten temel oyunculuk eğitimi alırken, hı hı, o da vardı içinde. Seslendirme, dublaj, dublar. Kartımı veriyorum. Hepsini. Vallahi. Hepsini biliyor. Hepsini biliyor Cem Belevi. Peki Safiye Tellioğlu demiş ki başarısız olmayacağını bilsen ne yapardın? Hı? Başarısız... Herhangi bir konuda. Hangi mi yani tereddütlerim var? Başarısız olmayacağımı, başarısız olacağımı bildiğim hiçbir şey adım atmam zaten. Hı. Riske girmeyi sevmiyorsun. Hayır, riske girerim. Ha, riske girersin. Ama başarısız yani olacağım hiçbir sektöre hiçbir şey adım atmam. Çünkü yani ben başarıya inanmışımdır yani eğer oradaysam. Hı hı. Devam edelim. Bakalım. Hadi. Sevemez kimse seni Ezgi'ye de söyler mi acaba? Ezgi şey. Ezgi dizideki partnerim. Sevemez kimse seni. Bak neler bekliyorlar. Senaryoyu bir anda kendilerine göre değiştirecekler galiba. Ezgi'ye söyler tabii ya. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar diyebilir yani Deniz Ezgi'ye. Peki. Ferman demiş ki Rock Prensesi. Doğal makyajlı kızlarımı daha çok sever. Ne tarz kızlardan hoşlanırsın diye çevirelim o zaman bunu. Nasıl çevirdin? Doğal mı? Makyajdan nereye geldi? İyi, tamam. Evet, daha kokoştan mı hoştu? Kokoş falan. Bayılırım, kokoş olsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bak böyle sorular var yani ya. Bana niye sen yükleniyorsun ki? Yok, yok, o zaman hayır, bunu açıkla. Şey peki. Doğal. Kokoş da sevilebilir yani, evet. Natural hatunlardan mı? Gerçekten doğal güzellik ya, hastasıyımdır yani. Gerçek doğal gülüş, doğal... Duyurulur. Tamam. Çok fazla şey sevmem ben. Ya mesela şey, hatta kırmızı oje falan beni çok rahatsız eder mesela. Bunu bir şey... Eyvah. Ne? Bir dakika pardon, ben ne dedim? Ya böyle çok fazla şey. Kırmızı ne dedin sen? Şey, iter mesela beni. O kadar çekmezsin. Ha, kırmızı. Kırmızı işte, ojeler, kırmızı oje. Doğal doğalını severim yani. Ha. Ya nedir bu erkeklerdeki kırmızı olayı ya? Bilmiyorum. Vallahi. Ya çoğu öyle. Öyle mi? Benim kocam da öyle yani. Kırmızı oje ve kırmızı ruj sevmiyor yani. İşte. Doğada, o da daha çok doğallığı seviyor. Evet. Patlıcan tatlısı tarifi geldi Cem Belevi'ye. Patlıcanlı pilav olsa da yesek ya. Yemin ediyorum çok severim. Aa bak Ebru eve aa dedi, hemen sana yapabilirim. Malzemeler uzun patlıcan, şeker, ceviz ya da fındık, krema, karanfil. Bunu sana, sana yollarız hani, ya da atan arkadaşımız ya da sen bunu yap, eğer bir böyle bir fan buluşma günü olursa anlaşıldı, bütün patlıcanlı yemekler, tatlılar sana vallahi gelecek. Sağ olsunlar, çok sevindim. Seni kendi elleriyle besleyecekler. Yine bekleriz. Son olarak neler söylersin? Çok teşekkür ederim. Biz beni teşekkür davet ederiz. Ettiğiniz için. Seni daha yakından tanıdık, çok memnun olun. Olduk. Bu arada şarkımı da çalarak destek verdiğiniz için Dream Türk ailesi zaman. Olarak herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Çok yani çok keyifli bir program geçti. Son olarak eğlendiğine sevindik. Evet. Bizi de eğlendirdin gerçekten. Zaten takip edenler biliyorlar nasıl ulaşacaklarını. Sosyal medyadan, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan Cem Belevi olarak bana ulaşabiliyorlar. Ulaşanların hepsini çok çok öpüyorum. Ulaşamayanları da bekliyorum. Peki o zaman en yeni videonla da kapanışı yapalım. Evet.